Tekrardan geldik. Merhabalar. Bugün çarşamba, 30 Mayıs. Biraz hava geç oldu. Çünkü çalışıyorum, zaman çok olmuyor. Her zaman ziyaret edemiyorum. Şimdi bakıyoruz. Buraya geldik, sadece kontrol edeceğiz. Arı memelerinde kraliçeler doğdu mu, doğmadı mı, buna bakacağız. Bir gün ara bırakıyoruz. Doğmadan bir gün önce memeleri kovana veriyoruz. Şimdi sadece bakacağız, doğmuş mu, doğmamış mı. Anayı aramak için uğraşmayacağız. Sadece memeden çıkmış mı, ona bakacağız. Birinci kovan bu. Bir çerçeve çıkartıyorum kenardan. Ama sadece dediğim gibi memeden çıktı mı çıkmadı mı sadece buna bakacağız. Bakalım. Şanslı olursak ana arayı da görebiliriz. Yuva boş. Şimdi bakalım görebilecek miyiz? Görmek de istiyorum, bulacağım. Bakın, biraz zor görüyorum. Çok az rahatsız edilmesi lazım. Anaya zarar vermemeleri için. Kovan şartlarına çok fazla bakmıyorum. Sadece yuvadan çıktı mı çıkmadı mı? Bu kadar. Yuvadan çıktığını gördüğüm zaman kovanı bırakıyorum. Bugün gördüğünüz gibi hava yağmur yağdı. Havada soğuk. Hem de zarar da verebilir. Buz tutmasını sağlayabilir. Bunu tekrardan açıyoruz. Hava şartları güzel olsa bize çalışmaları güzel yapıyoruz. Havaya bağlı birçok şey. Doğmuş. Bakın. Söylediğim gibi çok az rahatsız edilmesi lazım arıların. Kesinlikle tüm kovana bakmıyoruz. Arı nereye gitti karıştıramıyoruz. Kesinlikle silkelemiyoruz. Gördüm gördüm. Görmedim görmedim. Kapatıyoruz, devam ediyoruz. Çok az rahatsız olması lazım arıların. Arılar zarar verebilir yeni doğmuş ana arılara. Öldürebilirler. Arıların çok az rahatsız olması lazım. Çünkü yeni doğmuş analara zarar verebilirler. Bakın bu da çıktı yuvadan. Tamam. Yeni doğmuş ana ölürse memelerden ana doğmuş mu? Kontrol etmeyi severim böyle. Sık sık. Çünkü öğleden sonra arılar daha sakin oluyorlar akşam üzeri. Şimdi biraz fazla mecburum ben akşam bakkaya.
Bir daha ne zaman geleceğim bakmak için daha tam bilmiyorum. Şimdilik bunlarla meşgul oluyorum. Biraz hava açılmaya başladı. Çok şükür. Yağmur yağmasın. Bakın doğmuş. Arılar şimdi birazcık daha agresif olmaya başlamışlar. Ama daha genç bir alikün arı kolonisi bu. Şu anda ondan. Daha genç bir arı cinsi şu anda ondan. Bakın. Bakın arılar kenarlardan çıkmaya başlamışlar. Böyle olduğunda agresif oluyorlar. Genç bir tane arı çerçevesi var ortasında çoğaltmak için. Bakın hava biraz karardı. Bakın. Ama söylediğim gibi sadece yuvadan çıktı mı çıkmadı mı ona bakıyorum, karıştırmıyorum. Şimdi nasıl çoğaltıyorum ben bu arıları? Tarif ediyorum. Hava güzel olursa, iklim güzel olursa bize yardım ediyor. Ama güzel olmazsa bize yardım etmiyor. Hava yağmurlu olursa zarar görüyoruz. Kovanları sık sık kesinlikle zarar görmek istemiyoruz. Arı cinslerinin çok iyi olması lazım. Biz de bugüne kadar güzel sonuç aldık. Bakın. Orada bir yerde, yukarıda kenarda. Çok fazla sürmüyor. Bu arıları çoğaltmak için 2-3 sene yetiyor. Yani ana arılar 2-3 sene yaşayabiliyor. Ama arılar bazen ana arıya zarar verebiliyor. Her şeyin eşit olması lazım. Hepsini kontrol ediyorum. Bakın bunları da aynı şekilde. Bakın ana arı daha çok genç, arılardan zarar görmemesi lazım.
Bakın, bu da yuvadan çıktı, boş kaldı. Başkaları şunları soruyor. Feroman